Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağdaş. Bugün Amerikan üretimi Buck isimli güzel bir cep taşı modelini inceleyeceğiz. Normalde bunu doğada kullanmanız gerektiğinde her ne kadar şöyle kenarlarından tutup işlem yapın diyenler olsa da iki tarafından çivi çakmak suretiyle bir tahtanın üzerinde sabitlenerek kullanılması normal bir su taşı gibi çok daha mantıklı. Lakin şu an bunu gerçekleştirme lüksüm yok. O yüzden düzleme taşımın üzerine kaydırmaz bezimi koyuyorum. Taşı üzerine koyduğum zaman hiçbir şekilde ileri geri harekette sıkıntı yok, görüyorsunuz. Su sallandığı halde taş ileri geri hareket etmiyor. Bu bizim için iyi. Güzel bir kılıfı var açıkçası. Hani bu kemere de geçirilebiliyor. Güzel ince bir detay olmuş. Su geçirmez bir iplik. Elbette ki sentetik su geçirmeyen bir malzeme bu. Buck 131-BK modeli taşımızı inceleyeceğiz. Rayiç bedeli şu an 800-900 lira bandında gidiyor bu taşın arkadaşlar. Buna benzer bir model daha var. Opinel diye bir markaya ait. Her ne kadar Fransız malı olarak biliyor olsak da aslında taş İtalya'nın kuzeyinden mi, İspanya'nın kuzeyinden mi ne çıkıyor? Fransızlar bunu satın alıyor. Şöyle 10 santime 1 santim incecik bir şey. Yani bildiğin küçücük lollipop gibi bir şey. Hani neyi nasıl bileylemeye çalışıyorlar inanın bilmiyorum. Sağ olsun Trendyol mutfak kapında firmasından Abdullah kardeşim bana onu göndermişti. Hiçbir işe yaramaz, boştan yere bundan stok yapıp da kendini zarara sokma diyerek vazgeçirmiştim. Diğer bir bilgim şu. Shepton Glass serisine benzeyen, muadil olarak kullanılabileceğini düşündüğüm bir taş serisi buldum arkadaşlar AliExpress'te. 240 kumdan 15.000 kuma kadar çıkan bir seri. Lakin şöyle bir durum var. Dolar Euro paritesinin çok fazla artmasını kaynaklı 240 bin, 3 bin, 6 bin, 10 bin ve 15 bin olmak üzere 6 tane taşın vergiler dahil toplam bedeli 4.535 lira civarı bir şey yapıyor şu anın fiyatıyla. Bu içeriği ayın ikisinde çekiyorum arkadaşlar. Bütün taşları almak denemek istiyorum. Lakin şu anki piyasa koşullarında bunu yapmam çok muhtemel görünmüyor. Şöyle bir talebim olacak kabul eden arkadaşlarımız olursa. Yaklaşık 12 bin üyeye yakınız çok şükür. 100 tane baba yiğit çıkıp bu taşların alınması ve incelenmesi noktasında adam başı 45'er lira destek de bulunursa o taşları sipariş edip denemeyi çok istiyorum. Dediğim gibi 12 bin kişiyiz. Bir 100 kişinin çıkıp da adam başı 45'er lira bağışta bulunup bu taşları almamızı sağlayacağını düşünüyorum. Evet biliyorum, normalde 3 yıldır böyle bir talebim hiç olmadı. Normalde yine böyle bir talebim olmazdı ama hakikaten yani uçmaya başladı her şeyin fiyatı. Ve bu yüzden yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa, kanala ve kanalın takipçilerine destek olmak isteyen arkadaşlar varsa açıklamalar kısmında eşimin IBAN numarası mevcut. Destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. En azından içeriklerde daha farklı malzemelerin de yer alması için hepimiz için iyi olur. Şimdi burada Zaika'ya ait bir modelimiz var dediğim gibi. Bunun bilemesini yapacağız ama öncesinde bunu bir körleştirelim. Evet. Eskiden masat kullanıyordum biliyorsunuz. Bulamadım. O masatın nerede olduğunu da bilmiyorum. Şurada biraz keskinliği var. Evet. Evet, burada amacım kesici ağzı tamamen yok etmek değil bu arada. Sadece keskinliği almak istiyorum. Bakın, şöyle. Yani kesmiyor, yırtıyor. Gördüğünüz gibi. Evet, arada ufak tefek kesici ağzın olduğu yerler mevcut. Takılan yerler zaten bir miktar kesmeye çalışıyor. Lakin siz benim ne demek istediğimi anladınız. Bu tarz taşları gaz yağıyla kullananlar var. Lakin ben bu tarz taşların daha ziyade suyla kullanılması taraftarıyım. Hem çalışmanın daha temiz ve daha net olması açısından iyi. Hem sonrasında da etrafın ne kadar temiz olduğuyla alakalı çok daha sevimli bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Taşımız gayet düzgün, mermer şeklinde görünüyor. Bakınız, doğal bir taş. Doğal olması ayrıyeten güzel. Buradan hemen bir başlayalım. Ağız açma taşı bu arada arkadaşlar. Çalışıyor. Evet. Bir önceki içerikte bahsettiğim işte buraya dayadım parmağımı sırta getirdim tekniğini uygulamayacağım. Rahatlıkla görebilirsiniz. Parmağım hiçbir şekilde taşa temas etmiyor. Normal bir açı yakalayıp taşın işe yararlık düzeyine bakacağız. Şöyle birkaç pasaj yaptıktan sonra peçeteyle şöyle bir sileceğim. Buyurun. Taş aşındırma sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bunu gördükten sonra biraz hızlanarak hemen işleme devam edelim.
Taş doğal olduğu için her yüzeyinde aynı etkiye sahip mi, öncelikle ona bakmak lazım. Biraz daha ortalayalım, dengeli olsun. Evet. Biraz da bu tarafı yapalım. Sırf o tekniği uygulamadığımı görün diye buradan herhangi bir destek almayacağım. Pardon, baş parmağımı koymayacaktım hiçbir şekilde. Buyurun. Bunu anlatma sebebim de şu. Bileğiniz sabit olduğu sürece %100 garantili bileme tekniğini aslında kullanmanıza gerek yok. Belli bir süre sonra zaten kullanmayacaksınız. İstediğim tek şey el melekenizi geliştirmek ve bileğinizin kas hafızasının gelişmesini sağlamak. Yoksa gördüğünüz gibi hiçbir şekilde izci parmak kullanmadan sadece şu iki parmağımla da aynı doğrultuda gidip gelebiliyorum. Bu tarafı da hallettik. Zaten bıçağın üzerinde görüyorsunuz. Şöyle silersek daha net görünecektir. Bakın. Güzel mi? Evet, güzel. Çok agresif bir taş değil arkadaşlar. Bunun sebebini hemen açıklayayım. Doğal taşlar, bizim Sigun, Shepton, Naniwa ya da birçok markanın üretmiş olduğu sentetik taşlar kadar hızlı çalışmaz. Şimdi doğal taşları seviyor muyum? Evet, seviyorum. Bana çok hitap etmiyorlar, net söyleyeyim. Çünkü çoğu yağ taşı. Benim de yağ taşlarına bakış açımı bildiğiniz için bu konuyu es geçeceğim. Ama doğal taşlar yavaş çalışır. Daha sabırlı olmanız gerekir. Tabii ki yavaş çalışmasının da bazı avantajları var. Nedir? Mesela sentetik taşlarda özellikle agresif olduğunu düşündüğümüz 240 ile 800 kum arasındaki çok agresif taşlarda bıçak hatayı kabul etmez. Çünkü sentetik taşlar homojen bir yapıdadır. Ya da homojen bir yapıda olması beklenir. Kaliteli ürünlerde bu böyledir. Yani kastettiğim şey şu. Her santimetre karede aynı yoğunluk vardır. Yani sentetik kaliteli bir taşın üzerinde buraya da sürseniz aynı etki alırsınız. Buraya da, buraya da, buraya da. Ama doğal taşlar volkanik faaliyetler, yani tektonik faaliyetler sonucu oluştuğu için içerisinde bulunan minerallerin dağılımı hiçbir zaman homojen değildir. Yani bu taşın şu bölgesi çok daha verimliyken şurada istediğiniz etkiyi alamayabilirsiniz. Bu taşın kötü olduğu anlamına gelmez. İçerisinde bulunan minerallerin kalitesine göre sınıflandırılıyor bu taşlar. Şimdi baktığınız zaman Arkansas taşlarını çok övüyorlar. Özellikle Smith serileri var. Güçlü şekilde satılan Arkansas taşları. Normalde arkadaşlar 5 farklı Arkansas taşı var bölgesine göre. Evet, taşın adı Arkansas. Ama çıkarıldığı bölgeler farklı ve bunların da kendi içlerinde 3 farklı derecesi mevcut. Yani 5 farklı bölgenin taşı var. Her bölgenin taşı kendi içinde 3 dereceye ayrılır. Coarse dediğimiz kalın kumlu, yani zımpara etkisi yapan ağız açma taşları. Medium grade dediğimiz, yani orta kademe dediğimiz düzeltme ve keskinleştirme taşları. Bir de fine grit dediğimiz, yani iyi, güzel anlamına gelen parlatma ve performans verme taşları. Sizin alacağınız taş Arkansas taşı ya da başka bir doğal taş hiç fark etmez. Bu üç gruba aittir. Hangi taşa ihtiyacınız olduğunu belirleyerek buna göre bir alım yapmanız gerekir. Çoğu kişi bu detaylara çok haiz olmadığı için açıkçası yanlış taş seçiminde de bulunuyor. Şimdi adamın coarse dediğimiz aşındırıcı, ağız açma, kalın kumlu taşa ihtiyacı var. Adam gitmiş, İngilizcesi de çok aman aman yeterli olmadığı için fine grit Arkansas taşı almış. 3-5 kere denemiş, baktı ki istediği sonucu alamıyor. Çünkü adamın amacı ağız açma. Yani bunu polishing dediğimiz parlatıp performans vermek değil. Sonra bir görüyorsunuz adam yazmış yorumlarda, berbat, istediğim etkiyi göremedim, hiçbir işe yaramaz. Aslına bakarsanız her ürünün kullanılma amacı farklı. Bu sebepten alım yaparken lütfen ihtiyaca yönelik alım yapın. Bakın bunu 3 yıldır anlatıyorum kanalda. Hangi grit derecesiyle hangi seviyeye ulaşılır, hangi amaçla kullanılır. Bunları defalarca anlattık ama üzerinden geçmemizde herhangi bir veis yok. Bu sebepten tekrar rica ediyorum, alacağınız ürün lütfen ihtiyacınız olan ürün gamına ait olsun. Burada gördüğümüz coarse grit dediğimiz ağız açma ve şekil verme taşı ve gayet düzgün bir şekilde aşındırma görevini de yerine getiriyor. Benim açıkçası hoşuma gitti. Zaten aman aman uzun bir işimiz de yok. Neden yok? Zaten Zayika'nın bu bıçağının ağzı var. Ben sadece biraz keskinliği körelttim. Şimdi stroplarımı atacağım
Ondan sonra da sonuca hep beraber bakacağız. Strop atarken bana verdiği hissiyatı ciddi anlamda beğendim. Yani taş ben buradayım diyor. Normalde benim açımdan küçük bir taş. Çünkü bushcraft kullanmıyorum. Herhangi bir şekilde çakı ya da nesmuk tarzı yüzme sıyırma bıçağım yok. Benim işim daha ziyade şef bıçaklarıyla olduğu için büyük ebatlı taşları kullanmak çok daha rahat. Ama doğa sporlarına bir merakınız varsa ve elinizde bushcraft ya da efendime söyleyeyim bir çakı, herhangi bir küçük bıçak kullanıyorsanız, evet, doğada İşinize yarayacağını düşündüğüm çok güzel bir ürün. Tek handikap maddi anlamda biraz pahalı. Yani şunca az bir taş, dediğim gibi 800-900 lira bareminde. Ama doğal bir taş olduğu için de bunun en az 5-10 yıl idare edeceğini düşünün. Şimdi ben böyle söylediğim zaman abi 5-10 yıl nasıl idare edecek diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar, ağız açma ve düzeltme taşları her bileme işleminde kullanılmaz. Bunu da daha önce dile getirmiştim. Şöyle izah edeyim. Şimdi buradaki bıçağımızda kesici ağzımız var değil mi? Zayka'nın bıçağında. Biz buna normalde mercimek ağız diyoruz. Bakın bunlar yanaktır. Yani bıçağın şu kısmı yanak. Bu bıçağın sırttan yanağa doğru inceltilerek verilmiş bir şekli mevcut. Güzel. Burada da görmüş olduğunuz o ince çizgiye biz kesici ağız, kesici namlu ya da halk arasında mercimek ağız diyoruz. Mercimek ağız mevcutsa ama bıçağınız aman aman kesmiyorsa, kesim performansı düşükse, üst girit bir taşla stroplama yaparak ya da ufak bir işlem yaparak 1-2 dakikalık istediğiniz performansı alırsınız. Ama adam ne yapıyor? Ya diyor bu kesmiyor, hayırdır diyor. En başa dönüyor. 180'lerden, 220'lerden, 300'lerden başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Bıçağın ömrü kısalıyor. Buna gerek yok. Bizim amacımız hedefe uygun ürün seçmek. Hedefe uygun bir şekilde müdahalede bulunmak. Buradaki amacımız ne? Normalde ağız açmak değil. Ama taşı denemek amacıyla keskinleştirme üzerinde bir etkisi var mı? Ona bakacağız. Evet. Son birkaç strop yapalım. Sonra da yorumlara geçelim arkadaşlar denememizi yaparak. Ne zamandır stroplarda yapmadığım bir şey var. Onu şimdi yapacağım. Evet. Hazır mıyız? Nazar. Bonjour. Bakalım. Yani hemen bir bakalım. Biraz evvelkine göre daha iyi. Biraz evvelkine göre daha iyi açıkçası. Dediğim gibi yavaş çalışan bir taş türü olduğu için şu kadarlık işlemle elde edebildiğimiz sonuç bu. Tabii ki bunun üzerinde daha fazla emek harcayıp daha fazla zaman harcarsam bu taş ciddi anlamda güzel bir sonuç verir. Bunu da hızlandırmak için, gözlerinizle görmeniz için baskıyı arttırarak biraz daha hızlanacağım. Evet, hemen. Artık ne kadar sallıyorsam masanın ayağı bile oynamaya başladı. Evet, 1-2 strop. Evet, bitirelim. Nazar boncuğunu daha önceden yaptığım için tekrar nazar boncuğu yapmayacağım. Şöyle şurayı bir yırtalım. Hatta şöyle iki kat üzerinde deneyelim. Gördüğünüz gibi. Yani vakit harcadıkça aslında bıçağın kıvamı istediğimiz seviyeye geliyor. Bakın. Gördünüz mü? Buradan da şunu aslında anlayabiliriz. Bir iş üzerinde ne kadar emek verirseniz, ne kadar vakit harcarsanız, özveride bulunursanız ortaya çıkan sonuç aynı doğrultuda kusursuz oluyor. Bakın. Biraz evvel kesmiyordu. Biraz işlem yaptık. Az biraz kesmeye başladı. Biraz daha uğraşalım dedik. Gördüğünüz gibi.
Her ne kadar dediğim gibi bana hitap eden bir ürün olmasa da ciddi anlamda işe yarayan çok güzel, çok spesifik bir ürün. Cep boyu olması özellikle dediğim gibi doğa sporlarıyla ilgilenen kişilerin yanında taşıyabileceği ve splash and go olması sebebiyle yani ıslat ve kullan olması sebebiyle anında kullanabilecekleri çok güzel bir taş. Ne zamandır yapmadığım şeyleri yapmaya başlıyorum. Beğenmeseydim request got in pace diyecektim. Lakin yogatta diyorum. Parasının hakkını veren bir ürün. Tabii ki dolar 18 lira olmasaydı çok daha güzel olurdu. Bu da bizim suçumuz değil herhalde. Devam. İçeriğin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Son dönemlerde çok soruluyordu. Abi şöyle bir kamp taşı inceler misin, tavsiye eder misin? Bak ürününe ait farklı barkod numarasıyla başka modeller de mevcut. Onlara da bakabilirsiniz ama genel olarak kendini kanıtlamış bir marka olduğunu düşünüyorum ve bu taş ciddi anlamda çok güzel. Son kez söylüyorum arkadaşlar, bu AliExpress'ten almak istediğim taşlarla alakalı olarak dediğim gibi 6-7 tane taşın fiyatı yaklaşık 4600-4700 lira civarı tutuyor. 12.000 kişiyiz. Bir 100 tane baba yiğit çıkıp 45'er lira gönderirse taşları siparişi geçeceğim. Açıklamalar kısmında zaten IBAN numarasını görüyorsunuz. Bunun dışında da söyleyecek bir şeyim yok. Yapmadığım bir şeyi yapıyorum. Farkındayım, bunun için kusuruma bakmayın. Ama bütün bunların maliyetine katlanmak belli bir yerden sonra zor hale geliyor. Madem bir aileyiz, hep beraber hareket ediyoruz. Gördüğünüz gibi ürünler zaten pahalı olduğu için her birini tedarik edip incelemek çok zor, çok sıkıntılı bir süreç. Ve her ne hikmetse firmalar da ürün gönderip inceleme yapmamıza olanak tanımıyor. Bununla ilgili bir sonraki içerikte konuşacağım. Söylemek istediğim çok şey var çünkü. Neyse şimdilik içeriğin sonuna geldik. Aklınıza takılan, değinmediğim ya da merak ettiğiniz hususlarda lütfen bana ulaşın arkadaşlar. Bir sonraki içerikte görüşelim. Hoşça kalın.